Hacı baba seni anlayacak. Nasılsın? Anneanne beni çağırmış. Babaanne beni çağırmış. Onun şıkkı çoktur. Çok mudur? Hadi bakalım. Buyurun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Beni çağırmışsın. Evet, çok çok seviyorum. Allah razı olsun. 10 tane erkeğe değişmem seni. Ya. Ya, Canım benim. Çok teşekkür ederim. Buyurun başkanımız. Allah başımızdan eksik etmesin ya Rabbi. Amin. Kurban olduğum Allah bizim ömrümüzden alsın onun ömrüne ver. Canım annem. Allah ben razı öyle olsun. İstiyorum. Çünkü o bizi kurtardı. Yoksa biz şimdi yoktuk. Hiç kimse yoktu. Allah o 15 Temmuz, 15 evet. Temmuz gecesi evet. Hepimizin evet. Yeniden bir dirilişi. O gece nasıl geçti o gece? Bir Allah bilir, bir biz bilir. Aynen öyle. Çok istiyorum diyor. Kaya benim yeğenim, ablamın oğlu. Öyle mi? Benziyorsun. Benziyoruz tabii. Siz büyüklerimiz bizim başımıza taç. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Amin. Yani sizler çınarlarsınız. Amin. Evlatlarımıza, ailemize. Allah. Temel direklersiniz. Gençlerimizi saklasın. Amin. Amin. Sizleri de başımızdan eksik etmesin. Kızım kolay gelsin. İmarlar, evet projeye alındı ve inşallah imarla ilgili konuları biraz evvel kıymetli belediye başkanım çok net ifade etti. İmar sorunlarımızı da çözdüğümüzde Ordu'su Malatya'nın en fazla gelişmeye hazır mahallesi. Ordu'su turizm açısından çok önemli bir mekan. Aslantepe Höyüğü'nün burada olması ve Aslantepe Höyüğü'nün UNESCO geçici kültür mirası listesinde olması ve bunun kalıcı hale getirilmesi için Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'u makamında ziyaret ettik. UNESCO temsilcileriyle Ankara'da görüşmeler yaptık ve UNESCO'nun Türkiye temsilcisiyle de yine görüşmelerimizi yaptık. UNESCO eğer Aslantepe'yi kalıcı listeye alırsa ki bu bizim için çok önemli bir adım olacak. Sonrasında Aslantepe Höyüğü'nü kültür miraslarımızın içerisine aldıktan sonra da rotamızın belirlenmesinde inşallah kültür haritası içerisinde de yerini alacak ve çok ciddi manada turistlerin gelmesine vesile olacağız. Çaylar soğudu. Çaylar değiştirdi.